Detayları. Aslında iyi oldu bu kadar çabuk Atletico Madrid'le sözleşmeyi feshetmesi çünkü o durum biraz sürüncemede kalsaydı bu haberler çok daha böyle büyüye büyüye devam edecekti ama Hiç G de büyümez ama <laughs> yani Ara transfer dönemi gelirken A Bunu gerçekten... şimdi herkes seviyor taraftarların bir bölümü belki de maç oynanan dönemden daha çok seviyorlar transfer dönemini O işte transfer dönem bittiğinde orada bir ayrı bir lig oluyor oranın bir şampiyonluğu ha. oluyor ve keyifli de bir şey taraftar açısından. Ben de taraftar olduğum dönemde çok keyif aldığım bir şeydi. Bunu anlayabiliyorum. Muhabir olduğun dönemde nasıl geçiyor? <laughs> Yine keyifli. Yorucu ama keyifli. Şöyle yani Diego Costa tabii ki şu an mevcut şartlar düşünüldüğünde işte bonservissiz bir şekilde ve ücretine de biraz indirim yaparak Galatasaray'a gelir mi diye bir hayal kurdurtuyor. Ama Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi yok. Bunu net olarak söyleyelim. Özellikle teknik heyet kısmının hiç böyle bir isteği yok. Hatta bugün Gün içerisinde spor gündeminde de yaptığımız bağlantıda anlatmıştık bir kez daha tekrar edeyim. Yani Galatasaray'ın mali şartları çok daha iyiyken, şampiyonluk ve şampiyonlar ligi geliri elinde varken dahi hı hı. Fatih Hoca'nın birinci önceliği hiçbir zaman Falcao değildi mesela. Bu profilde bir oyuncu istemiyordu. Biraz daha genç ki bunun altını sıklıkla çiziyor işte oyuncuların geleceğine yatırım yapmalıyız şeklinde. Hı hı. Yani çünkü Fatih Derim sıradan bir teknik direktör değil Galatasaray için. Orada çok ayrı bir figür. Yani günü kurtaracak bir transfere izin verecek bir isim değil. Geleceği düşünerek adım atmak istiyor, bir planlama yapmak istiyor ve bu planlamanın hiçbir yerinde diagokos da yok. Ama yönetim Falka'da olduğu gibi biraz taraftarın heyecanıyla birlikte bir adım atar mı zannetmiyorum. Hı hı. Şu anda zaten böyle bir şey yok ama ben bunun gerçekleşebileceğini de zannetmiyorum. Büyük konuşmamak lazım. Transfer döneminde tabii ki her şey olabilir ama şu anda böyle bir plan yok. Fatih Terim'in o yönetimle yaptığı toplantılarda sunduğu listede de Diego Costa isminin olmadığını net bir şekilde söyleyelim. Belhanda ismine geçelim mi? Geçelim. Tam şurada karşımda duruyor. İzleyiciler <laughs> belki görmüyor ama arkada. Evet, görmüyorlar Belhanda ama. Belhanda bana bakıyor öyle başladık yayına. <laughs> o zaman Belhanda ile ilgili şöyle bir durum var. Sezon başında işte Sayın Başkan açıklama yapmıştı. O dönem pandemi döneminde indirimler talep edilmiş ve şu andaki kadrodan Belhanda ve Fegholi bu indirimleri kabul etmemişti. Fakat Belhanda'nın buna karşılık bir teklifi vardı. Yaz transfer döneminde de takımdan ayrılması söz konusu olduğunda hep söylediği şey şuydu. Ben sözleşmemi uzatmak istiyorum. İki yıl daha sözleşmemi uzatın. Ama şu anda 3 milyon 350 bin euro alıyor bonuslar hariç. Bunu 2 milyon euro dolaylarında bir rakama indirerek sözleşmesini iki sene uzatmak istiyor Belhanda. 2 yıllık 2 yıllık bir sözleşme istiyor ki dediğim gibi bu sezon başında da konuşulan konu ve Belhanda'nın talebi hep buydu. Geçtiğimiz günlerde yönetimle menajeri bir araya geldiler. Bir görüşme gerçekleştirdiler ve Belhanda'nın menajeri bu talebini yönetime tekrar iletti. Biz Galatasaray'da devam etmek istiyoruz. Belhan da burada çok mutlu ki zaten öyle. Hı hı. Ailesi de burada çok mutlu. İşte kendisi geç, yaz döneminde hep bunu konuştuk. Burada yeni bir ev aldı. Oğlu Türkçe biliyor. Türk okuluna gidiyor. Şu anda gidemiyor tabii mevcut şartlardan dolayı ama. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı Galatasaray taraftarı hı hı. ve burayı çok benimsemiş vaziyetteler. 2 milyon euroluk bir ücret karşılığında 2 yıllık sözleşmeyi uzatmak istediklerini yönetime ilettiler. Yönetim şu an itibariyle herhangi bir cevap vermiş değil. Hı hı. Sence ara transfer döneminde olabilir mi bu hamle yoksa bence, sezon sonunu bulur mu? Bence Ocak ayında bu işe olumlu ya da olumsuz bir nokta konacaktır. Çünkü Belhanda da ona göre tabii ki seçeneklerini değerlendirecek eğer bu hı hı. durum gerçekleşmezse. Tabii burada teknik heyetinin de duruşu önemli. Yönetim teknik heyetle bu konuda bir görüşme yapacak. Ki tabii ki zaman zaman fikir alışverişleri yapılıyor. ki Ben şunu söyleyeyim Fatih Hoca'nın Belhanda'yla devam etme konusunda istekli olduğunu düşünüyorum, biliyorum. Ama tabii ki şartları da düşünmek gerekiyor. O hı hı. rakamsal boyutunu da düşünmek gerekiyor. Bence bu bir bilgi değil şu anda. Çünkü süreç buraya kadar. Bilgi olan kısmı buraya kadar. Bundan Öngörün. sonrası şahsi yorumum. Ben Belhanda ile Galatasaray'ın yola devam edeceğini düşünüyorum. Bir orta nokta bulunarak işte 2 milyon euro olur. Belki biraz daha aşağı düşülebilir bu rakamda yapılacak pazarlıkta. Hı hı. Ben o 2 yıllık sözleşmenin Belhanda ile yapılacağını düşünüyorum. Bugün Pegüli ile ilgili bir açıklama geldi. Sakatlık durumuyla ilgili. Trabzonspor mücadelesinde sakatlanmıştı. Bir e, sakatlığı ile ilgili de detayı alalım senden Galatasaray bölümünde konuşurken. Şöyle, tabii korkulan şey bir yırtık olmasıydı. Herhangi Hı -hı. bir yırtık yok. Orta düzeyde zorlanma olduğunu açıkladı kulüp. Tabii bunu oyuncudan oyuncuya değişen bir süreç. Yani buna benzer sakatlığı sezon içerisinde marka geçirdi, Saratçı geçirdi ve <laughs> aynı... Hafta geçirdiler Marka hmm. ve Saratçı. Bir tanesi hafta sonu Sivas maçında oynadı bir tanesi oynamadı. Bu biraz tabii oyuncunun göstereceği reaksiyonla da alakalı bir şey. O yüzden böyle bir süre verebilmek çok kolay değil. İşte bugün çok fazla haber çıktı. Fegül 2 hafta yok, 3 hafta yok, bir ay yok falan gibi haberler çıktı. Ama çok net örnek aynı gün aynı maçta evet. Marka ve Saratçı aynı maçta aynı sakatlığı yaşadılar. Bir tanesi bir hafta sonra sahadaydı bir tanesi yoktu. Yani ama yüksek ihtimalle önümüzdeki hafta Antalya maçında olmayacak Feguli. Bunu da söyleyelim. Zaten şu anda Galatasaray'daki arayışta hem cezalı Taylan'ın yerine hem de Feguli'nin yerine o orta saha kurgusunu yeniden oluşturmak üzerine. Nasıl olacak sence? Var mı ee, bir yan Şöyle anlamda. bir Ömer Ömer hamlesi olacak. Zaten Feguli çıktıktan sonra Ömer girmişti Trabzon Hı -hı. deplasmanında. Emre sağ tarafa geçti, Ömer merkeze geçti ki onlar da dönüşümlü oynuyorlar. Ama Taylan'ın yeri için henüz Net bir şey söylemek çok kolay değil çünkü Taylan'ın pozisyonu sadece bir ön libero değil. Fatih Terim'in o sisteminde topla da çıkılabilecek, oradaki bağlantıyı sağlayabilecek bir oyuncu istiyor. Belhanda'yı deniyor Fatih Hoca o bölgede. Hı hı. Belhanda orada <laughs> altı numarada olursa sürpriz olmaz Antalya maçında. Peki Fenerbahçe ile devam edelim. E, Fenerbahçe stoperde hangi ismi liste başına evet. yazdı? Birazdan işte geldik. <laughs> Birazdan şu Birazdan'a geldik artık. Ya burada zaten daha önce de ismi çıktı. Biz de haberini yaptık. Sokratis Fenerbahçe'nin almak istediği en net stoper. Arsenal'de oynuyor. E, 32 yaşında. Zaten Fenerbahçe bir lider stoper arıyor. Çünkü stoper ikilisini bir türlü bulamadı. Yıllardır orada bir sorun var. Bence gerçi. Şikertelli bu bulunmuştu ama o da gitti. Ondan sonra belki onun yanına bir yama yapmak burada Fenerbahçe'yi kurtarabilirdi ama bir türlü orada istikrar sağlanamadı. Şimdi de devre arasında muhtemelen stoper alınacak. Yani bir hucum oyuncusu bir stoper alma planları var. Fenerbahçe'nin böyle bir planı var. Hücum oyuncusu şöyle kanat oyuncusu düşünülüyor ama ya yani forvetle bir fırsat doğar. Samat'ı daha çok kanatta kullanırsınız mesela ki bir iki maçta kullandı. Samatlı'yı daha çok kanatlı kullanırsınız. Böyle bir şekilde oradaki rotasyonu arttırmak ama ilk olarak da stopere bir takviye yapılması planlanıyor. Sokratis ismi e, doğru. Lazio'daki Radu bununla da bunun da durumu soruldu ama Radu ayrılmayacak gibi. E, Sokratis'in birçok talibin olması Fenerbahçe açısından bir dezavantaj. E, oynamıyor zaten orada. Çok fazla forma bulamıyor. Kaç transfer yapar bulamıyor. Fenerbahçe Devre arasında mı? Ya yani iki olabilir diğer mevkilere. İşte bir hucum, bir stoper. Yani hucumda da kanat mı gibi diyorsun? gözüküyor ama e, bakarsın forvette fırsat doğar, kanat da mesela Samat da değerlendirilir. Yani hucumda o şeyi arttırmak isteniyor, e, rotasyonu arttırmak istiyor Fenerbahçe. Bu arada yapmaya da bilir. Hiç transfer yapmayabilir demeyeyim de yani hucuma mesela takviye yapmaya da bilir. Bu biraz e, şartlara bağlı gelişecek. Bir Ama veya Sokratius, iki transfer mi evet, sence? Evet öyle gözüküyor. Ya yani, En azından bugünden öyle gözüküyor. Şimdi devre arasında da yani transfer başlamasına da. Gerçekten büyük konuşmak çok zor ya evet, transfer konusunda. Ya hayır şöyle işte ya bir anda Fenerbahçe diyorum ya tam kadro çıkacak diyordun. 4 Covid'li birden çıkıyor. Bir anda bütün planlar değişiyor. Şimdi bunu düşünerek sene başında da bu takım yapıldı. Ama hala işte stoperde mesela görünen bir lider oyuncu eksikliği var. Tisserand bence iyi bir tamamlayıcı rolünde şu anda. Serdar Aziz biraz daha Tisserand'a göre lider savunmacı şeyine almış durumda ki orada Tisserand'dan bekleniyordu. Lemos öyle bir role. Ya Fenerbahçe'de şu anda bence 3 tane iyi performans gösterebilecek yardımcı stoper. Hani lider stoperin yanında tamamlayıcı stoper rolünde oyuncu var ama o lider stoper yok. Bu yüzden de hep yaş yaşça daha ilerlemiş. Hani geldiğinde çok fazla sorun yaşamadan uyum sağlayabilecek o tecrübesiyle e, evet, ara transfer sorun döneminde çözebilecek. Bu çözmek çok kolay değil, değil. tabi. Değil. Zaten az önce onu anlatıyordum. Özellikle stoper anlamında gelip Sokratis'in devrasında oynayan, yapılan transferler. Bir tek o takım... var. Bir tane var. Evet. Müthiş çözdü orayı. Fandak yapmıştı. Evet, evet, transfer tabii. döneminde takımların gelmişti. Takımlarında istenmeyen <laughs> veya performansı düşük olan e Sokratis zaten çok yani. fazla oynamıyor ama şöyle söyleyeyim İtalya'dan isteyeni var Almanya'dan isteyeni var Olympiakos istiyor Fenerbahçe istiyor yani talibi çok bir oyuncu bir de şu son dönemde Yunan işte oyuncuların Türkiye'deki başarısı da dikkat çekiyor. Erol hoca da zaten yardımcıların diyalog oluyor. Evet. Kendisi de orada oynadı biliyor. Bundan dolayı hani orada zaten Sokrates iyi bir stoper hani bu şekilde net bir isimle çözme planı var ama bu transferde çok da rakibi var. Tabi biraz daha şeye göre biz bu transferde ne olacak, ne bitecek anlatabileceğiz ilk yarının bitmesine yönelik. Beşiktaş'tan bir tane haber vereyim mi? Tabii ki. Eee Ocak şimdi ayında. Mi geldi? Yok şimdi gelmedi. Aklımdaydı ne zaman vereyim diye düşünürken şimdi. Sen söyledin <laughs> altta kal diye söyleyeyim dedim. Eee Tyler Boyd kazu dışı. Türk daha doğrusu takımla birlikte çalışıyor. Hı <laughs> Ör Orada mesela örnek verelim. Lance Douglas e, şu an A takımda olan futbolcularla çalışmıyor ama Tyler Boyd A takımla çalışıyor. A takımda çalışıyor. E, o zaman Türkiye Futbol Federasyonu'na e, Ocak ayı itibariyle lisansı çıkartılacak ismi bildirilecek. Onun yerine gidecek olan futbolcu da sezon başı taraftar baskısından dolayı Beşiktaş yönetimi böyle bir karar alamamıştı. E, Hasic maalesef ya yani iki tane koronavirüs Süreci geçirdi. Hı hı. Belki o dönem oynasaydı farklı olabilirdi ama e, Beşiktaş yönetimi o dönem Hasic'i daha erkenden gönderebilseydi, başka bir takıma kiralayabilseydi öyle bir problem yaşamazdı. Hasic e, hem süperlikten de isteyenleri var. E, bakılacak, Hasic gidecek, Tyler Boyd geri dönecek.